Herkese merhabalar. Ben Sevil Şahin. Tekuzem Türkçe öğretmeniyim. Arkadaşlar önce size bir Tekuzem teket sisteminden bahsetmek istiyorum. Teket sistemi aslında sizi kendinizi tanıtan bir sistem. Sizin hangi zeka türüne sahip olduğunuz, öğrenme yapınız ve unutma hızınıza göre size dönütler veriyor. Aynı zamanda siz girişte uygulanan testle hangi zeka yapısına sahipsiniz, hangi türde öğrenmeniz var ise bununla ilgili size örnek çalışma programları nasıl çalışabileceğiniz hakkında bildirimler veriyor. Daha sonrasında derse başladığınızda ise sizin öğrenme ve unutma hızınıza göre tekrardan ders programı oluşturuyor size. Ayrıca bölüm yani sadece LGS değil bölüm fark etmeksizin kayıt olmak isterseniz de şuraya yazayım. Sevil Şahin Hoca ile kazan kodunu söylerseniz paket üzerinden Sevil Şahin Hoca ile tam %20'lik bir indirim kazanacaksınız. Hoca ile kazan. Ses ve görüntümde bir problem var mı? Bir arkadaşımız dönüt verebilir mi bana? Ona göre hemen derse geçelim. ÖGE'lerden çünkü LGS'de her yıl bir tane mutlaka çıkıyor. Dolaylı olarak da iki soruya çıkabiliyorlar. Yani karma dil bilgisinde de bahsedebiliyorlar. Onun haricinde doğrudan bir tane cümlede ÖGE sorusu mutlaka oluyor. Yeni nesil sorularda ise sizin gözünüzü korkutabilecek sorular değil aslında. Çıkmış soruyu çözmüşseniz eğer çok fazla zorlamıyorlar. Yeni nesil soru dediğiniz aslında dil bilgisi değişmez. Aynı dil bilgisi konuları sadece size hikayeleştirerek veriyorlar. Yani sizin okuyup anlama becerinizi ölçüyorlar. Önce okuduğunuzu anlayacaksınız, daha sonra dil bilgisi yapacaksınız. Yani dil bilgisi değişmiyor. Dil bilgisi yine aynı dil bilgisi. Ögeler yine aynı ögeler. Anlamadığınız ya da derse katılmak istediğiniz noktada sohbetten yazabilirsiniz. Ben orayı takip ediyor olacağım. Başlayalım şimdi. Cümlenin ögeleri. Cümlenin ögelerini biz temel ögeler ve yardımcı ögel olarak temel ögeler, yardımcı ögeler olarak iki farklı başlık altında inceliyoruz. Bazı sorularımız da bize sadece temel ögelerden sorar. Yani uzun uzadıya bir cümle verip aşağıdakilerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur soruları gelebilir. Ya da yukarıda bir cümle verir, o sadece özne ve yüklemden oluşur. Yukarıda gördüğünüz cümleye göre aşağıdakilerden hangisi aynı ögelerden oluşmuştur şeklinde. Zaten yeni nesil soru dediğinizde buradan geliyor. Yukarıdaki cümlede ögeleri buluyorsunuz. Hangi öge olduğunu karar verdikten sonra diğer öncüllerde siz de bu ögeleri bulmaya çalışıyorsunuz. Fiil, yüklem. Fiilimiz ögelerde ilk bulmanız gereken ögedir. Önce yüklemi bulacaksınız. Yüklem fiil de olabilir, isim de olabilir. Neydi fiiller? İş, oluş, hareket bildiren sözcüklerdir. Fakat yüklem her zaman fiilden oluşmak zorunda değil. İsim cümleleri de fiiliniz olabilir sizin. İsim cümlelerini fiil yapmak için de bizim geçen sene 7. sınıfta öğrendiğiniz ek fiil denilen ek getiriyoruz. Yani isimleri yüklem yapabilmek için cümlede getirdiğimiz ek fiildir. Yüklem neydi? İş, oluş, hareket bildiren sözcüklerdir. İş, hareket biliyoruz zaten hocam. Oluş neydi derseniz yine sizin 7. sınıf konunuz. Hatırlıyor musunuz oluş fiilleri? Doğada kendiliğinden oluşan fiillerimiz vardı. Birkaç tane örnek verebilir misiniz? Aklınıza gelmiyor sanırım. Ben söyleyeyim o zaman. Doğada kendiliğinden oluşan, mesela doğanın yeşermesi, sararması, paslanmak, evet emir, yaprakların sararması,
yeşermesi ya da bir şeyin paslanması, küflenmesi, bunlar doğada kendiliğinden olan şeylerdir. Bunları da biz yine fiil olarak gruplandırıyoruz. Biz yüklemleri de cümlede eğer deyimlerden oluştuysa ayıramayız. Deyimlerin hepsini yüklem olarak almamız gerekiyor. Yine aynı şekilde atasözlerinden oluşmuşsa yüklemimiz atasözlerinin tamamını almamız gerekiyor. Ya da tamlamalar. Bu üçü tamlamalar, atasözleri, deyimler ve kelime grupları hiçbir zaman hiçbir ögede ayrılmaz. Önce bunu bilelim ki hata yapmayalım. Bakalım şimdi örneklere. Siz de katılabilirsiniz bu arada. Gösterime giren filmi bu akşam seyredeceğiz. İş, oluş, hareket bildiren sözcüğüm var mı buna bakacağız. Yoksa eğer isim cümlesi olabilir diye bakıp ek fiil gelmiş mi gelmemiş mi buna bakmamız gerekiyor. Ayrıca bizim kurallı cümle dediğimiz cümlelerde fiil daima sonda olur. Yani fiilimiz, yüklemimiz, eylemimiz sondaysa biz buna kurallı cümle diyoruz. Gösterime giren filmi bu akşam seyredeceğiz. Seyir etmek. Seyir etmek. Birleşik fiildir değil mi? Ben bunu yine ayıramam. Seyir etmek şeklinde, seyretmek şeklinde bütün tamamını almak zorundayım. Seyir etmek aynı zamanda seyrederken biz gözlerimiz ve kulaklarımızla bir eylem gerçekleştiririz. Öyle değil mi? Seyir etmek cümlemin yüklemidir o halde. Otobüsten ilk önce annem ve babam indi. Buradaki eylemimiz, iş, oluş, hareket bildiren sözcüğümüz hangisi? İndi. Öyle değil mi? İnerken biz bir eylem gerçekleştiririz. Bir eylem varsa zaten ne olur? Cümlemin yüklemi olur. Misafirleri yemekten sonra yolcu ettiler. Etmek mi olur arkadaşlar, yolcu etmek mi olur sizce? Yolcu etmek olur değil mi Sevra? Çünkü bu bir tamlamadır. Yardımcı eylemle kurulan bir birleşik fiildir. Birleşik fiilleri, tamlamaları, atasözlerini, deyimleri hiçbir zaman ayırmıyoruz. Bunlar artık birbiriyle ikili olmuşlardır. Bunları ayırmamız mümkün değil. O yüzden şunu yazmamışız. Misafirleri yemekten sonra yolcu ettiler cümlemizin yüklemi hangisidir? Yolcu etmektir. Evet, teşekkür etmek derken de aynı emir. Yani et, ol, kıl, eyle yardımcı fiillerimiz var ya, bunlarla kurulan birleşik fiilleri hiçbir zaman ayırmıyoruz. Bunun tamamını almak zorundayız. Yardım etmek, yardımcı olmak mesela namaz kılmak en çok kullanılanlardan biridir. Ya da yardım eylemek. Bunları ayırmıyoruz. Bir deyim varsa yine küplere binmek mesela. Küplere binmek. İpe un sermek. Milli Eğitim bu deyimleri seviyor. İpe un sermek. İpe un sermek aynı zamanda sizin denemelerde de çok fazla karşınıza çıkacak. Deyimleri ayırmayacaksınız. Yani bununla ilgili bir cümle kurulmuşsa tamamını yüklem olarak almak zorundayız. Küplere binmek, ipe un sermek şeklinde. Burası anlaşıldı mı? Bir saniye canım, okuyacağım. Kitap okumak, okumak mı yoksa bunu da biraz cümledeki yerine göre bakmamız gerekir. Mesela Ecrin kitabını okudu. Kitabını okudu şeklinde ise okudu yüklem. Okuyan kim? O. Daha sonra neyi okudu? Kitabını. Sen cümledeki yerine göre bakacaksın. O zaman bu nesne olur. Ama kitap okumak şeklinde kullanıyorsa sadece tamamını yüklem olarak alırsın.
gitmeyelim yani. Ögelerde önemli olan hangi anlamda ve nerede kullanıldığı. Anlaşıldı mı? Şurayı sileyim. Özneden devam edelim. Bizim yardımcı, pardon, temel ögelerimiz hangisiydi? Yüklem ve özne. Sizin yüklemden sonra bulacağınız ikinci öge mutlaka özne olmalı. Özneyi bulmazsanız eğer önce nesneyle karıştırabilirsiniz bunu. Çünkü sizin özne ve nesnenin bazı soruları aynı. Yüklemi bulduk. Daha sonra yapacağımız şey özne. Bunda da yüklemin bildirdiği işi, oluşu ya da durumu yapan kişi veya kişiler. Özneyi bulmak için de sadece kim ve ne soruları değil. Benim tavsiye ettiğim yüklemi dahil ederek yükleme soracağınız kim ve ne sorularıdır. Yani mesela yapan kim veya olan ne? Yüklemi dahil ederek sorarsanız sorunuzu özneyi bulmada hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Kim ve ne şeklinde değil. Yapan kim, olan ne şeklinde sorarsanız işiniz çok kolaylaşacak. Örneklerde göreceksiniz şimdi. Daha sonra öznemizi de üçe ayırıyoruz. Hangi özne türlerimiz vardı? Gerçek, yani açık özne var, gizli özne var. Bir de burada belirtilmemiş, evet ne var? Sözlü öznemiz var. Gerçek özne, adı üzerinde açık özne, benim cümlede açıkça verilen öznemdir. Yani yüklemi bulduktan sonra yükleme sorduğum yapan kim, olan ne sorusuna açıkça cevap veren benim gerçek öznemdir. Bu konuyu bize aydın anlatacak. Yüklemimiz hangi sizce? Bu konuyu bize aydın anlatacak. Anlatacak yüklemdir, değil mi? Daha sonra ben yüklemi dahil ederek öznemi bulmaya çalışacağım. Anlatacak olan kim ya da anlatma eylemini yapacak olan kim? Anlatacak. Yapan kim? Sadece kim ve ne sorularını sormuyorum. Çünkü ne sorusu aynı zamanda nesnenin sorusudur. Sadece ne sorusunu sorarsak orada hata yapmış olabiliriz. Yani nesneyle özneyi karıştırmış olabiliriz. Yapan kim burada? Aydın'dır, değil mi? Aydın öznedir. Ve benim cümlede Aydın açıkça yazıldığı için buna gerçek özne diyorum. Gerçek özneyi bulmak kolaydır. Gizli özne. Gizli özne de cümlede açıkça verilmeyen öznedir. Ben gizli özneyi nasıl bulurum? Cümlenin yükleminden. Cümlenin yüklemi kaçıncı kişiyle çekimlenmişse öznem odur. Dün akşam çok eğlendik. Yüklemim hangisi? İş, oluş, hareket bildiren sözcüğüm hangisi? Eğlendik, değil mi? Yüklemdir. Daha sonra ben yüklemimi dahil ederek sorumu soruyorum. Eğlenen kim? Eğlenen kim? Cümlemde açıkça verilmiş mi? Dün akşam çok eğlendik. Cümlede açıkça verilmemiş. Ben bunu nereden anlayacağım hocam peki? Senin yükleminin çekiminden anlayacaksın. Eğlendik. Eğlendik. Eğlenme işini yapan kim? Biz. Yani biz ne olur? Cümlemin gizli öznesi olur. Biz gizli öznedir. Gizli özne aslında cümlenin bir yerinde var. Sizin ortaya çıkarmanızı bekler. Sizin onu bulmanızı bekler. Bize soğuk davranıyor. Davranmak yani davranıyor yüklem. Davranan kim? Yüklemimi dahil ederek sorumu soruyorum.
davranan kim davranıyor dediği için kaçıncı kişiyle çekimlenmiş emir? O değil mi? Davranan kim? Odur. Cümlemin yani bir yerinde var. Yüklemime benim gizlenmiş, saklanmış. Benim onu ortaya çıkarmam gerekiyor. Sözde öznede ise, şuraya yazayım. Sözde öznede böyle bir durum yok. Sözde özne. Gizli öznede biz nereden anlıyorduk? Yüklemimizden değil mi? Yüklemimiz kaçıncı kişiyle çekimlenmişse benim onu ortaya çıkarmam gerekiyordu. Sözde öznede ise bir eylemi gerçekleştiren var fakat ben bunun kimin tarafından yapıldığını bilmiyorum. Mesela okulumuza yeni bir öğretmen atandı. Yeni bir öğretmen atandı. Yüklemim hangisi? Atanmak değil mi? Atandı yüklem. Peki bu öğretmeni benim okuluma atayan kim? Belli mi? Belli değil. Yani gizli öznedeki gibi cümlenin bir yerine saklanmış benim onu çıkarmamı bekliyor gibi bir durum yok sözde öznede. Sözde öznede bir işi yapan var. İşi yapan belli değil. İşi yapan belli değildir. Gizli özneden farkı bu. Ya da sokaklar süpürüldü. Sokaklar süpürüldü. Yüklemim hangisi? Süpürüldü değil mi? Peki bu eylemi gerçekleştiren kim? Biliyor muyum? Eylemi kimin gerçekleştirdiğini bilmiyorsam, eylem kimin tarafından gerçekleştirildiği belli değilse bu da sözde öznedir. Yani bu cümlede sözde özne vardır. Anlaşılıyor mu? Ya da ne diyelim? Evimizin, yukarı yazıyorum. Evimizin duvarları boyandı. Yüklemim hangisi? Boyandı değil mi? Peki benim evimin duvarları kim tarafından boyandı belli mi? Boyama eylemini gerçekleştiren belli olmadığı için ne diyorum Sevra? Sözde özne. O kadar basit. Yüklemi bulmayı öğrendik, özneyi bulmayı da öğrendik. Şimdi yardımcı ögelerimize geçeceğiz. Peki hatırlıyor muyuz? Bizim yüklemde de, öznede de bunu dahil edebiliriz. Ayırmamamız gereken, bütün halinde almamız gereken neler vardı hatırlıyor muyuz? Birkaç örnek yazabilir miyiz? Ben başlatayım o zaman. Tamlamalar vardı. Evet, tamlamaları isim tamlaması olur, sıfat tamlaması olur, sözcük grupları olur, edat tümleci olabilir. Aynı zamanda İrem ne vardı? Deyim ve atasözleri de. Artık ayıramayız. Bunlar gruptur. Grupları, tamlamaları ayırmayacağız. Onların tamamını almamız gerekiyor. Aynı şekilde öznede de öyle. Bir isim tamlamasından ya da sıfat tamlamasından oluşabilir. Tamamını özne olarak almamız gerekiyor. Yardımcı ögeler. Nesneden başlayalım. Peki, cümlenin ögelerini bulurken hangi sırayla gitmemiz gerekiyordu? Ögeleri bulurken hangi sırayla gidiyorduk? Önce yüklemi buluyorduk. Evet, yüklemden sonra özneyi buluyorduk. Ben yüklemden sonra özneyi bulmazsam nesne karışabilir. Yani bundan sonraki, yani yardımcı ögeden sonra yardımcı ögeye geçtiğimizde sırası önemli değil. Yer tamlayıcısını bulabilirsin, zarf tamlayıcısını bulabilirsin, nesneyi bulabilirsin. Bunların arasında bir sıralama yok. Ama özne, yani yüklemden sonra özneyi bulursanız eğer
nesneyle karıştırmazsınız. Çünkü olan ne, yapan kim vardı ya, özne ile nesnenin soruları aynı. Ben özneyi bulursam özneyle işim biter. Daha sonra sorduğum ne, neyi, kimi soruları bana artık nesneyi verir. Bugün seni çok aradım. Aradım, yüklem. Siz cevap verebilir misiniz? Bunun öznesi nedir? Bugün seni çok aradım. Evet, arayan kim? İremcim. Seni özne olmaz. Aradım. Yüklemi dahil ederek sorumu sormam gerekiyor. Arayan kim? Arayan kim? Ben aradım. Özne türlerinden hangisidir? Üç tane vardı. Gerçek, açık özne mi? Gizli mi, sözlü özne mi? Evet, gizli öznedir. Ben bunu nereden anladım? Yüklemimin çekiminden. Bugün seni çok aradım. Yüklemi buldum. Özneyi buldum. Şimdi nesneye bakmaya gelebilirim. Evet, orada olduğumuz için sanırım. Evet, İrem sen nesneye cevap verdin direkt. Yüklemle özneyle işimiz bitti. Şimdi nesneye geleceğim. Ben neyi aradım ya da ben kimi aradım? İnsan olduğu için kim sorusunu soruyorum. İnsan dışı varlıklara ne sorusunu sorabilirim. Ama insan varsa kimi soruyorum? Kimi aradım? Seni. Seni ne olur? Nesne olur. Fuardan kardeşime kitap aldım. Aldım yüklem. Zaten yüklem sondaysa kurallı cümle olur. Yüklem. Daha sonra hangi ögeyi bulmam gerekiyor? Yüklemden sonra ikinci öge hangisiydi? Özneyi bulmam gerekiyor değil mi? Aldım. Alan kim? Alan kim? Aldım dediğine göre ben aldım. Ben yine gizli öznedir. Ben fuardan ne aldım? Özneyi bulduktan sonra ikinci ne sorusu bana artık nesneyi verir. Ben fuardan ne aldım? Arasçım, çete yazabilirsin. Kitap aldım. Ne aldım? Kitap. İkinci sorduğum ne sorusunun cevabı da bana artık nesneyi verir. Nesneyi de daha sonra belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayırmam gerekiyor. Ben bunu şu şekilde öğretiyorum. B'li B'siz. B'li B'siz şeklinde. Belirtili nesne. Bakın. Ne ile bitiyor? İ ile bitiyor değil mi? Sonu İ. Belirtili nesnenin sorusu da neyi, kimidir? Neyi, kimi? Benim başlığımda da İ var. Sorduğum soruda da İ var. Ona göre aldığım cevap da I, U, Ü içermek zorunda. Yani cevabımda, sorumda İ varsa aldığım cevapta da iyi olacak. Belirtisiz nesne. Bunun sonunda iyi yok. O zaman bunun sorusunda da iyi olmaz. Sorusu ne? Adı üzerinde zaten. Belirtisiz nesnenin sorusu da ne olacak? Aras mıydı? Aras'tan başka ses sorunu yaşayan var mı? Biriniz sohbete ses sorunu yok yazabilir misiniz? Aras ona göre kendi internetini bir kontrol etsin. Çünkü ben onunla ilgilenirsem dersimiz gidecek. Birinizden ricam sohbete ses sorunu yok yazabilir mi? Belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayırıyordum. Belli yani belirtili. İçinde iyi barındırıyor. Sorusu da iyili. Ona göre benim alacağım cevap da iyili olur. Bu maçı mutlaka izlemeliyim. Yüklemim hangisi? İzlemeliyim.
yüklemdir. Yüklemden sonra ikinci olarak özneyi bulmam gerekir. İzlemeliyim. Kim izlemeli? Evet Hediye. Kim? Ben izlemeliyim. Ben nedir? Gizli öznedir. Şimdi sıra geldi nesneyi bulmaya. Ben neyi izlemeliyim? Neyi? Sorum ne? Sorum iyili. O zaman maçı aldığım cevap da iyili ise belirtili mi olur? Belirtisiz mi olur? Evet, bu maçı. Sorduğum soru iyili, aldığım cevap da iyili. O zaman belirtilidir. Belirtisiz nesne. Fakat sadece maç izlemeliyim deseydi, maç izlemeliyim. O zaman ne olurdu? İzlemeliyim yüklem. İzlemeli. Kim izlemeli? Ben. Ben ne izlemeliyim? Burada soracağım soru neyi değil, ne olur? Ne i içermediği için aldığım cevapta da i olmaz. I olmadığına göre, yani I, U, Ü'den biriyle çekimlenmediği için evet ne derim? Belirtisiz derim. Siz ögeleri öğrenmişsiniz. İyisiniz baya. İnşallah sınavda da yapabilirsiniz böyle bu hızla tıkır tıkır. Belirtisiz nesne. Hal eki almayan. Yani benim başlığımda i yok. Sondaki i'den bahsediyorum. Belirtisiz. Sızsız zaten yokluk ekidir. İ yok. Belirtme hal ekini almaz. Belirtisiz nesnenin sorusu da nedir? İçerisinde i barındırmaz. O zaman aldığım cevapta da i olmaz. Adam bir çuval taşıyordu. Sırayla gidelim yine. Taşıyordu yüklem. Taşıyan kim? Taşıyan kim? Evet adam. O zaman adam özne türlerinden hangisi olur? Gerçek, açık öznedir. Açıkça belirtmiş zaten. Adam ne taşıyordu? Bir çuval. Bakın burada da bir sıfat tamlaması var. Sıfat tamlaması olduğu için bunu yine ayıramam. Sadece çuval değil, bir çuvaldır. Sıfat tamlamalarını, isim tamlamalarını hiçbir ögede ayırmıyorum. Bir çuval nedir? Nesnedir. Belirtili mi, belirtisiz mi? Bir çuval. İçinde i belirtme hal ekini belirtmediği için belirtisiz nesnedir. Geldik dolaylı tümleç. Sizin soru bankalarında daha çok karşılaştığınız yer tamlayıcısı. Yani size LGS'de yer tamlayıcısı olarak da sorabilir. Dolaylı tümleç olarak da sorabilir. Siz iki ismini ezberleyin, yani bilin. İşiniz kolaylaşsın. Dolaylı tümleç. Benim cümlemde yer bildiren sözcüğümdür. Bunun da aynı şekilde sorusunda neyi içeriyorsa aldığım cevapta da o vardır. Kim E? Bakın hangisini almış? E'kini. Kim D? D'yi almış. Kimden? Yani E, D ve den eklerini alır. O zaman sorduğum soru ne olur? Kime? Neye? Ya da kimde? Kimden, neye, neyden şeklinde çoğaltabiliriz. Bunu da ezber yapmadan bulabileceğiniz yine kolay bir yöntemi var. Benim yönelme hal ekim vardı ya, hani 6. sınıflarda hal eklerini görmüştük. Yönelme hal eki benim nereye gittiğimi söyler değil mi? Yine bir yer bildirir. Eve,
Ev, ev. Ya da okula. Ya da bahçeye. Bahçeye. Yönelme hal eki sizin bulunduğunuz, yani yöneldiğiniz, gittiğiniz mekanlı, yeri söyler size. Bulunma hal eki de yine bulunduğunuz şeyi söyler. Mesela şu an neredeyiz? Evde. Oda da. Öyle değil mi? Ya da birazdan dersin başından kalkıp gideceksiniz. Nereden? Dersten. Dersten ya da odadan. O yüzden senin yöneldiğin yer, yani yönelme hal eki dolaylı tümleç olur. Senin bulunduğun yer, bulunma hal eki yine dolaylı tümleç yer tamlayıcısı olur. Ya da senin bir mekandan ayrılman, bir yerden ayrılman, ayrılma hal eki de dolaylı tümleç yer tamlayıcısı olur. Önce mantığını kurarsanız cümlenin ögelerine, hatta Türkçe'ye ön yargıyla yaklaşmazsınız. Mantığı da buradan geliyor işte. Yöneldiğin yer, bulunduğun yer, ayrıldığın yer. O yüzden adı zaten yer tamlayıcısıdır. Soruları da aynı şekilde demiştik. Kime, nereye, neye ya da kimde, neyde, kimde, kimden, neyden şeklindedir soruları. Örneğimize geçelim. Aras yine ses sorunu yaşıyor sanırım. Sistem yöneticisi dönüt verdi ama. Arasçığım, ben sana yardımcı olamıyorum ki. Gerçi duymuyor da şu an beni. Yazayım bari. Tamamdır. O zaman devam edelim örneklerimizden. Başucumdaki lambayı yakıp saate baktım. Yüklemim hangisi? Önce yüklemi buluyordum. Baktım. Evet, baktım yüklemdir. Yüklemden sonra bulacağım ögene. Evet, özne. Başucumdaki lambayı yakıp saate baktım. Bakan kim? Ben. Bakan kim? Ben. Nedir? Gizli öznedir. Daha sonra ben neye baktım? Neye baktım? Saate baktım. Sorduğum soru da yine E içerir. Aldığım cevap da E içerir. Saate baktım. Yani yönelme hal eki almıştır. O yüzden saate nedir? Dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı. Ekranımı tamamen siliyorum arkadaşlar. Not alan var mıydı? Zaten bunları işlemiştiniz. Bildiğiniz şeyler olduğunu düşünüyorum. Seninle evde konuşacağım. Konuşacağım yüklem. Konuşacak olan kim? Yine ben. Gizli öznedir. Ben nerede konuşacağım? Nerede? Nerede? Sorduğum soru D. Aldığım cevap da nedir? Evde. Yani benim mekanımı söyleyen, benim yerimi söyleyen sözcük hangisidir? Evde. Nedir? Dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı. Bunu da bulmak kolay değil mi? Senin yöneldiğin yer, senin bulunduğun yer ya da senin ayrıldığın yer. Ögelerde doğru soruyu sorarsanız yanlış cevap almanız mümkün değil zaten. Tamlamaları ayırmazsanız, isim tamlaması, sıfat tamlaması, deyimleri, atasözlerini, sözcük gruplarını ayırmazsanız ve doğru soruyu sorarsanız hiçbir şekilde bunlardan yanlış yapmazsınız.
Sıra geldi zarf tümlecine. Zarf tümlecide benim cümlemde yön, zaman, tarz, sebep, miktar, vasıta ve şart bildiren sözcüklerdir. Bunun sorusu diğerlerinden biraz fazla. Zaman bildiren, yani cümlemi ne zaman yaptığımı sormam için ne zaman sorusunu sorarım. Ne zaman? Daha sonra eylemi hangi tarzda yaptığımı sormak için nasıl, niçin, niye, neden, ne kadar, ne şekilde. Bir de ne ile, kim ile var. Ne ile, kim ile. Yani ile edatını görürseniz o büyük ihtimalle zarf tümlecindedir. Batuhan bugün derse gelmedi. Gelmedi yüklem. Yüklemi dahil ederek daha sonra özlemin sorusunu sormam gerekiyor. Gelmeyen kim? Batuhan. Öznedir. Hangi öznedir peki? Feride. Gerçek özne değil mi? Gerçek açık öznedir. Peki Batuhan ne zaman gelmedi? Bugün. Yani cümlemin zaman bildiren sözcüğü zarf tümlecimdir. Peki dersi hangi öge olur? Derse. Batuhan bugün neye gelmedi? Neye gelmedi? Derse. Zaten yönelme hal eki almış. Yönelme hal eki varsa ama gördüğünüz bütün e'lere, a'ları demiyorsunuz. Hal ekleri nereye geliyordu? Genellikle sözcüğün sonuna gelir. Türkçe sondan eklemeli olduğu için kelime kökünde gördüğünüz e, a sizin hal ekleriniz olamaz. Ders bunun kökü nedir? Derstir. Kökten sonra gelen e, a senin yönünü bildiriyorsa o yönelme hal ekidir. Derse yönelme hal eki aldığı için bu da nedir? Dolaylı tümleç ya da zarf tamlayıcısıdır. Diğer örneğimize bakalım. Tuğçe derslerine çok çalışırdı. Çalışırdı yüklem. Çalışan kim? Tuğçe, evet. Tuğçe nedir? Hangi öznedir? Gerçek öznedir. Çünkü benim cümlemde açıkça o eylemi yapan kişi söylenmiş. Çalışan kimmiş? Tuğçe. Açıkça söylediği için gerçek öznedir. Açık öznedir. Tuğçe ne kadar çalışırdı? Cümlede miktar bildiren sözcüğün de yine zarf tümlecidir. Miktar bildirdiği için zarf tümlecidir. Peki bu kalan öge hangisi olur sizce? Derslerine. Derslerine. Evet, neye? Dolaylı tümleç. Ya da yer tamlayıcısı olur değil mi? Benim cümlemde zaman bildiren, miktar bildiren, sebep bildiren, eylemin nasıl yapıldığını bildiren sözcüklerim de zarf tümlecidir. Arkadaşlar burada zaten bitiriyoruz. Sistem yöneticisine şu an chatinize eklediği linki tıklarsanız Tekuzem'in eğitim koçuyla bir seanslık ücretsiz görüşme hakkına sahip olacaksınız. Yani tıklamanızda fayda var bu linki tıklamanızda. Sizin öğrenme yapınızla ilgili, öğrenme hızınızla ilgili ya da LGS'nin tamamıyla ilgili rehberlik yapma şansınız var. Şimdi sorularımızı genel hatlarıyla bir toparlayalım. Ya da soru cevap şeklinde gidelim. Cümlenin ögelerinde ilk bulmam gereken öge hangisiydi arkadaşlar? İlk bulmam gereken öge. Evet nedir? İlk yüklemi bulurum. Yüklemi bulurken bitiriyoruz dersimizi, o yüzden bir genel bir tekrar yapalım, toparlayalım. Ha, neleri ayıramazdım ben?
yüklemde, hatta genelinde tamlamalar, evet, isim tamlaması demeyelim de buraya, silelim şunu bir. Tamlamalar diyelim. Genel hatlarıyla tamlamaları ayıramam. Evet, bir sözcükte ikilemeler varsa ikilemeleri ayıramam. Sözcük gruplarını ayıramam. Yine aynı şekilde edat grupları sözcük gruplarının içine girer. Eylülcüm. Deyimleri, atasözlerini, fiilimsi gruplarını, edat gruplarını, isim tamlamasını, sıfat tamlamasını, fiilimsi grubu da var. Fiilimsi bulunan yerde genellikle bağlaç grupları da var. Onların hepsi sözcük gruplarına girer. Yani bu genel başlıdır. Bunun altında bağlaç grubu var, edat grubu var, fiilimsi grupları var. Daha sonra ikinci olarak hangi ögeyi buluyordum? İkinci olarak özneyi bulurum. Özneyi bulurken hangi soruları soruyordum? Özneyi bulurken kim ve ne değil de olan ne? Olan ne? Olan ne? Olan kim? Ya da yapan ne? Yapan ne? Yapan kim sorularını sorarsam benim için daha sağlıklı olur. Çünkü sadece neyi sorarsam nesneyle karıştırabilirim. Ya da tamlamaları ayırabilirim. Olan ne? Olan kim? Yapan ne? Yapan kim? Yani yüklemi dahil ederek mesela koştu. Koşan kim? Geldi. Gelen kim şeklinde sorarsam benim için daha sağlıklı olur. Çünkü özneyi ben neyle karıştırabilirdim? Ortak sorular olduğu için nesneyle karıştırabilirdim. O yüzden yüklemden sonra özneyi buluyorum. Özneye de olan ne, olan kim? Yapan ne, yapan kim sorusunu soruyorum. Daha sonra sorduğum kim, ne, kimin neyi sorularının cevabı ne olur? Özneden sonraki. Neyi, kimin ne sorularına cevap veren nedir? O zaman nesnedir. Nesne de aynı şekilde yine sözcük gruplarını ayıramam. Nesneyi buldum. Geriye ne kaldı? Dolaylı tümleç var mı? Zarf tümleci var mı? Buna bakacağım. Bütün ögeler bir cümlede olmak zorunda değil ayrıca. Bir de soru kalıplarınızda aşağıdakilerden ya da yukarıdakilerden hangisi sadece temel ögelerden oluşmuş şeklinde soru gelebilir? Ya da aşağıdakilerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuş şeklinde sorular da karşınıza çıkacak. Özneyi buldum. Nesneyi buldum. Zaten yüklemi önce buluyorduk. Geriye ne kaldı? Dolaylı tümleç ve zarf tümleci. Dolaylı tümlecin soruları hangi ekleri içeriyordu? Yönelme haleki. Çünkü yönelme haleki de bir yer bildirir. Yer tamlayıcısı. Daha sonra benim bulunduğum yer bulunma halekini içerir. Daha sonra ne kaldı? Benim ayrıldığım yer. Ayrılma hal eki. Çünkü bunların hepsi bir mekan, yer bildirir. O yüzden soruları da den içerir. Dolaylı tümlecin soruları hangisiydi? Kime, kimde, kimden? Neye, neyde, neyden? Nereye, nerede, nereden? Ama bunları sorarken dikkatli olmamız gerekiyor. Bu sorularla da ben zarf tümlecini karıştırabilirim. Nereye, nerede, nereden? Eğer mekan bildiriyorsa dolaylı tümleçtir. Zarf tümlecini bulurken de nasıl, niçin, ne zaman, ne kadar, ne ile, kim ile sorularını sorarım. Zarf tümleci de anlam olarak zaman bildirir, sebep bildirir ve eylemin nasıl ve kimle gerçekleştiğini söyler size. Ögelerimiz bu kadar arkadaşlar. Anlaşılmayan bir nokta varsa hemen tekrar edebilirim.
Ama ders katılım oranı olarak ben sizin seviyenizi şu an iyi gördüm. Büyük ihtimalle de stres yapmazsanız soru kaçıracağınızı düşünmüyorum. Yine başta dediğim gibi doğrudan bir soru da gelebilir ögelerden. Dolaylı olarak karma dil bilgisinde de gelebilir. Herhangi bir sorunuz, probleminiz yoksa dersi bitirelim o zaman arkadaşlar. Olabilir İrem. Hatta olan örneklerle çok fazla karşılaşacaksın. Bunu bulabilmek için de senin hangi soruna cevap verdiği önemli. Mesela bir eylemin hem ne zaman gerçekleştiğini hem de nasıl gerçekleştiğini soran sorular sorarsan eğer iki tane zarf cümlecini rastlayabilirsin. Biri zaman bildirir, diğeri de eylemin nasıl yapıldığını bildirir. Anlaşıldı mı? Zaten çok normal birden fazla zarf cümlecine rastlamanız. Onları da tek bir zarf cümleci olarak almayacaksın. Senin zaman bildiren zarf cümlecin farklıdır. Miktar bildiren zarf cümlecin farklıdır. Eylemin nasıl ve niçin gerçekleştirdiğini bildiren zarf cümlecin farklıdır. Zaman bildireni ayrı zarf cümleci olarak alacaksın ya da miktar bildireni ayrı olarak alacaksın. İki değil, ikiden fazla da karşılaşabilirsin. Dersi kapatmadan bence arkadaşlar linke tıklayın. Bir saatlik ücretsiz rehberlik alın. O zaman dersi bitiriyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar, iyi akşamlar arkadaşlar.